Efendim Samsun'un adından mutlu geceler diliyoruz. Hüseyin Dündar, Çarşamba Belediye Başkanı bu akşam Samsun'un adının konu olacak. Hoş geldiniz Hüseyin Bey programımıza. Teşekkür ediyorum. Önce bir geçmiş olsun diyelim. Mustafa Kemal Güneşdoğdu için bu geçmiş olsunu iletelim. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Çarşamba için çok önemli bir insan. Eğer gelecekte bir Yeşilırmak Üniversitesi kurulacaksa bunun evet. oluşmasında muazzam katkıları olmuş birisi. Onun durumundan bahsedelim. Son durumu nedir? Şu anda neler yapıyor? Hayata geçirilmiş hukuk fakültesinin dışında yine taşın altında elini soktu. Başka şeyler de var, onu biliyorum. Evet. Hüseyin Bey, buradan başlayalım isterseniz. Evet, ben bütün hemşehrilerimizi, bütün izleyicilerimizi selamlıyorum. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle. Bu güzel akşamda, mübarek Arefe akşamında, bayramın öncesinde bir araya gelme imkanı verdiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim, biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Herkesin Arefesini ve bu arada yarınki bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Güzel de bir başlangıç oldu aslında. Mustafa Kemal Güneşdoğdu ile de başlamış olduk. Allah şifalar versin. Geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlık geçirdi. Ama şu anda durumu iyi. Tedavisi tamamlandı, eve geçti. Şu anda iyi. Hatta programa çıkmadan önce de görüştük. Hem bu vesileyle de bütün hemşehrilerimize de selamlarını iletiyoruz. 90 yaşını geçti mi Mustafa Bey? Evet, 1924 doğumlu. 24 doğumlu. Çarşambamız için, Samsun'umuz için çok büyük katkısı ve fedakarlıkları olan örnek bir şahsiyet. Onun katkılarıyla başladığı iş, 2009 yılında Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nün kurulması, Çarşamba'da Hukuk Fakültesi'nin, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'nin, sonrasında İletişim Fakültesi'nin yapılması, Hukuk Fakültesi ikinci mezunlarını verdi. Önümüzdeki yıl İletişim Fakültesi 4-5 bölümüyle mezunlar verecek. Evet. Sonrasında Adalet Meslek Yüksek Okulu şu anda inşaatı devam ediyor hızla. Yeni bir hayırseverimiz çıktı. Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun açtığı yolda yeni bir hayırseverimiz Tülay Ulusoy Hanımefendi. Ulusoy Hanımefendi. Geçtiğimiz günlerde temel atma törenini yaptık. Yıl sonuna kadar da inşaat tamamlanacak. Babasının adına Çarşambalı Mehmet Tülezoğlu adına Adalet Meslek Yüksek Okulu. Türkiye'de ilk defa kendi kampüsü içerisinde bir Adalet kendi Yüksek binası Okulu, içerisinde kendi binası bir Adalet içerisinde. Meslek Yüksek Okulu inşaatı şu anda devam ediyor. Sosyal Bilimler Fakültesi inşaatı devam ediyor. Ekim ayı içerisinde üniversitemiz kalan kısmının ve kültür merkezinin ikmal inşaatına ihalesine çıkıyor. Kısa süre içerisinde Sosyal Bilimler Fakültesi inşaatı tamamlanmış olacak. Bu durumda ne oluyor? Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci Kültür Merkezi, Konferans Salonu, Öğrenci Kafeteryası, Sosyal Tesisleri, Yemekhanesi. Sonrasında inşallah Gençlik Spor Bakanlığımızın 500 kapasiteli Yüksek Öğrenim Yurdu bu kampüs alanı içerisinde olması olacak. Gerekiyor ki öğrenci. Bu önümüzdeki yıl içerisinde inşallah bu projede başlayacak. Diğer taraftan Çarşamba Ticaret Borsası'nın 2008-2009 yılında yaptırdığı Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu'yla birlikte Çarşamba'da önemli bir yüksek öğrenim faaliyetini, önemli bir yüksek öğrenim inşaatlarını, yapılarını, kurumsallaşmasını tamamlamış olacak, devam ettirecek Çarşamba hızlı şekilde inşallah devam ediyor. Toplamda şu anda öğrenci sayısı ne Hüseyin Bey? Şu anda 1000'den fazla hukuk fakültesinde öğrenci var. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda 200'e yakın öğrenci var. Yine 2000 civarında Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler var. İletişim Fakültesi öğrencileriyle beraber sayıları 3000'i bulan bir öğrenci, yüksek öğrenim öğrencisine doğru devam ediyor. Devam ediyorsun. Barınma sorunları yok. Barınma sorunları yok. KYK yurtları var. Özel yurtlar var. Bu şekilde Çarşamba'da ki yüksek öğrenim faaliyetinin başlamasında ve bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği olan, katkısı olan, bunu da bütün
hayatı boyunca kazandığını ortaya koyarak, evet, buraya harcayarak bunu gerçekleştirmiş olan Mustafa Kemal Güneşdoğdu büyüğümüze, hayırseverimize buradan da selam söyleyelim, teşekkür selam ederim. Göndererek, bir kere daha. Saygı, evet, göndererek, evet, işte acil şifalar temenni ederek bu şekilde anmış olalım. Olalım. Peki üniversite öğrencilerinin, yani daha doğrusu çarşambadaki bu kültürel dönüşüm çarşambanın havasını değiştirdi mi? Siz başka bir, genelde üniversitelerin kurulmuş olduğu şehirler daha farklı bir noktaya taşıyorlar kendisini. 3000'e yakın üniversite öğrencisi çarşambada da böyle bir etki yarattı mı, çarpan etkisi? Tabii ki. Hem de nitelikli bölümlerin yer aldığı hukuk fakültesi gibi, iletişim fakültesi gibi fakülte öğrencilerinin olduğu bir üniversite şehri. Bu etki başladığı andan itibaren devam ediyor. Gün geçtikçe de daha hissedilir şekilde devam ediyor. Artık çarşambamızda yeni yurtların da açılmasıyla birkaç yurt kiralama suretiyle Gençlik Spor Bakanlığı tarafından şu anda 2-3. Yurt açıldı. Diğer yurtlar var, özel yurtlar var. Çarşamba'da Sosyal Bilimler Kampüsü içerisinde, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde okuyan öğrencilerin çoğunlukla da çarşamba'da kalması, gününü geçirmesi, buna dönük de sosyal altyapının oluşturulması önemli. Bizim bu konuda da gayretlerimiz var, çalışmalarımız var. Gerçekten hem Samsun'da yakın olması avantajından kaynaklı olarak Samsun'la bütünleşmiş bir çarşamba, ama bir taraftan da Samsun'un belli donatılarının, belli unsurlarının da içerisinde yer aldığı, eklendiği bir çarşamba. Bunun için kampüs bu fikirle, bu ana fikirle doğdu esasen. Bunun devamı olarak da, bunun altyapısının sağlanması olarak da, örneğin geçtiğimiz 2 yıl önce çarşambada sinema salonu yoktu. Yani öğrenci, üniversite öğrencisi, üniversite öğrencileri. Çok da talep vardı bu konuyla, evet, ilgili bize de soruyorlardı. Bunun için teşekkür ediyorlar. Yayından önce de arayan öğrenci arkadaşlarımız oldu. Teşekkür ediyorlar öğrenciler. Bunun dışında başka bir şey daha olmuş. Bu Doğal Yaşam Parkı, Yeşilırmak. Şimdi arkadaşlar program esnasında kuş bakışı ne olmuş bu çarşambaya? Evet, hava çekimleri. Hava çekimlerini, evet, şimdi birazdan yayınlayacaklar. Öğrenciler de bize bu geri dönüşlerde bulundular. Bunun için de teşekkür ediyorlar size. Sinemanın dışında efendim. Alışveriş merkezi içerisinde sinema salonlarının, diğer sosyal birimlerin, donatıların yer aldığı güzel bir projeyi geliştirerek devam ettiriyoruz inşallah. Özellikle kampüsün daha içerisinde da bir yapılacak çalışma değil mi? Kampüsün içerisinde şu anda bir konferans salonu, öğrenci kafeteryası, yemekhanesi ve bir kültür merkezi inşaatı üniversitemiz tarafından, rektörlük tarafından yaptırılan inşaat var. Devam evet, ediyor. Sabırsızlık bir iki ay içerisinde tamamlanacak inşallah. Bunlarla birlikte sadece sınıflardan, fakülte binasından oluşan bir kampüs değil, diğer donatıların yer aldığı, diğer altyapıların kurulduğu, devam ettiği, inşallah emin adımlarla da hedefine doğru giden bir üniversite çalışmasını devam ettiriyoruz. Ne zaman peki Yeşilırmak Üniversitesi için gök, belki gök kalmayacak belirli bir süre sonra, ama sonuçta bu irade oluşacak galiba. İnşallah geçtiğimiz dönemde, yani 24. dönem sonuna doğru bazı ilçelerde bu tür altyapısını tamamlamış bazı ilçelerde üniversite kuruluşuna dair kanunlar çıkmaya başlamıştı. Biz de şu anda yeni dönemle birlikte, yeni yasama dönemiyle birlikte bu işin altyapısını oluşturmuş ve teklif edilecek yerler arasında kendimizi namzet olarak görüyoruz ve bunun çalışmalarını yapıyoruz. Peki. Yapmaya devam edeceğiz. Peki. Umarım siz bu konuda rüştünüzü ispat ettiniz. Üniversitelerin kurulması önemli değil. İçerisinde nitelikte, evet, üniversite öğretim görevlilerinin olması gerekiyor. Bu konuda da bir mesafe aldığını biliyoruz, evet, doğal olarak. Yani burada hocalarımıza da çok teşekkür etmemiz lazım. İletişim Fakültesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde, evet, Meslek Yüksek Okulu'nda ve diğer bölümlerde görev yapan hocalarımız, idareciler, evet, dekanlık seviyesinde dekan yardımcılığı ve çok diğer hem arkadaşlar, idari hem de öğretim üyeliği görevini sürdüren ve fedakarlıkla bu işi
yapan hocalarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü yeni kurulan bir yapıyı oluşturmaya hep birlikte gayret ettiler ve başarılı sonuçlarını alıyoruz inşallah. Peki. Şimdi bu özellikle bütün şehirle birlikte konuştuğumuz çarşamba olunca biraz sonra hava çekimleriyle de arkadaşlar izletecekler bize çarşamba nasıl bir İlçehane dönüşmüş diye. Bütün şehirle birlikte yol, su ve buna benzer bazı çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda iş bölümü yapıldı. Fen İşleri ve SASKE ilçelerde özellikle ilçe belediye başkanlarıyla kol kola girip çalışmaları hayata geçirdi. Çarşamba'da bu durum nedir? Yani yol sorununuzu, su sorununuzu çözmek adına kol kola girip hareketi hayata geçirdiğiniz çalışmalar aldığınız mesafe nedir? Özellikle yol konusu merak ediyorum. Evet. Neler yaptınız bu konuda? Evet, teşekkür ediyorum. Bu da önemli bir konu. Biliyorsunuz eskiden özel idare uygulaması vardı. Köyler özel idareye bağlıydı. Bizler de, ilçeler de belediye sınırlarından ibaret bir belediye mahalle ve belediye sınırlarının bittiği yerden başlayan da köy uygulaması vardı. Geçtiğimiz yıl bu bütün şehir uygulamasıyla, büyük şehir yasasıyla birlikte yeni bir döneme girilmiş oldu. Evet. Özel idareler büyük şehir olan yerlerde kaldırıldı. Köyler mahalle statüsüne dönüştürüldü. Dolayısıyla da bizim çarşambada 121 köyümüz vardı. Bunlar 121 mahalle. Bizim daha önceden şehir merkezinde olan 11 mahallemiz ve 4 beldemizde beldeler kendi içerisinde 3'er 4'er mahallelere ayrılarak onlardan oluşan mahallelerle birlikte çarşamba şu anda çarşamba belediyesi sınırları içerisinde yani çarşambanın mülki sınırları içerisinde kalan 143 mahalleden oluşan bir yapı haline dönüştü. Bu şöyle tanımlamak gerekirse Çınarlık'tan Tekkeköy sınırından başlayıp batıda çarşamba merkezine oradan doğuya doğru devam eden Terme sınırına kadar yaklaşık 50-60 kilometrelik bir güzergah. Hinterland'ı bahsediyor. Tabii doğu batı ekseninde yine denizden Karadeniz'den kuzeyde güneyde Salıkpazarı'na ve Ayvacık'a doğru devam eden yine 40-50-60 kilometrelik bu güzergah içerisinde yayılmış Çarşamba Ovası içerisine ve yukarıda Salıkpazarı ve Ayvacık'a doğru da yüksek kotlardaki arazi içerisine yayılmış bizim şu anda köylerimiz var. Bunlar artık yeni dönemde mahallelerimiz haline geldiler. Bu eski köylerimizden, yeni mahallelerimizden bizim çarşambanın 30, 31, 32 tanesi hatta yüksek kotlardaki köylerimiz. Burada yaptığımız çalışma modeli ve şekli farklı. Onların dışında kalan düz araziye dağılmış köylerdeki yaptığımız çalışmalar farklı. Yani 30 küsürü evet, bir tarafa, evet. 110 taneyi bir tarafa evet, ayırıp evet. Bir planlama yapıyoruz. Buna göre bir çalışma yapıyoruz. Şöyle ifade etmek gerekir. Hem bizi izleyen hemşehrilerimizin fikir sahibi olmaları hem de bizim yaptığımız çalışmayı doğru ve öz ifade edebilmek bakımından bu yüksek kotlardaki yani Ağaca Güney ve üzerindeki köylerimiz, Salıkpazarı ve Ayvacık sınırlarına yakın bölgedeki bu 30-32 köyümüzde biz öncelikli olarak geçtiğimiz yıl bu köylerin su sorunları vardı, kuraklıktan mütevellit. Şimdi bu yıl bunlar büyük ölçüde aşıldı. Gerek yağışların bol geçtiğimiz olması. Yıldan itibaren bol olmasıyla, gerek SASKİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla birlikte bu yıl suyla ilgili, içme suyla ilgili sorunlar asgariye indi. Artık suyla ilgili şikayetler gelmedi. Yolla ilgili meselede de bu köylerimizde biz Çarşamba Belediyesi olarak biliyorsunuz ikili bir ayrım ortaya çıktı. 12'ye de 15 metrenin üzbey grup yolları Büyükşehir'in noktasında geriye kalan diğer kısımları kalan yollar diye. İlçe belediyesinin noktasında. Bu şehir merkezinde 12-14 metre genişliğindeki yollar
şehir merkezindeki ana caddeler ve akslar Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Köylerde de köyleri ilçe merkezine bağlayan grup yolları, işte Ağaca Güney grup yolu gibi, işte Kızılot Demirli yolu gibi, işte Karabahçe yolu gibi sayabileceğimiz. Onlar da yine Büyükşehir'in yapması gereken. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan yollar var. Bu yollar yaklaşık 400 kilometre civarında. Onun dışında da Çarşamba Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan, bize kalan yaklaşık 1500 kilometre civarında bir yol var. Hmm. Bu yol özel idare tarafından bize devredilmiş olan yollar. Biz bu yollarda üst kotlardaki demin ifade ettiğimiz 30-32 köyümüzde geçtiğimiz yıldan itibaren önce buraların bir yol bakım çalışmalarını yaptık. 3 ayrı ekip oluşturduk Sinan Bey. Çarşamba Belediyesi'ne ait. Evet. 3 ayrı ekip oluşturduk. Bu ekiplerle birlikte her gün 3 ayrı noktada bunların kamyonları, makineleri, greyderleri, silindirleriyle birlikte 3 ayrı ekip oluşturduk. Bu yolların önce bakımlarını, alt temellerinin yapılması, iyileştirilmesi, malzemelerinin yapılmasıyla ilgili çalışmayı gerçekleştirdik. Bir taraftan da bu yüksek kotlardaki köylerimizde, yeni mahallelerimizde beton yol çalışmasına başladık. Hmm. Demir donatısıyla birlikte 15-20 santimetre genişliğinde, kalınlığında beton yol ekibi iki ayrı ekip olarak Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, yani dün ne kadar, yani pazartesi, salı gününe kadar kesintisiz olarak devam eden bir çalışmayı ortaya koyduk. Yaklaşık bu 30 köyümüzün yarısını bu sene bitiriyoruz. Öyle mi? Evet. Yani doğru, bizim sorumluluğumuzdaki yollarda. Köylerden bahsediyorsunuz. Evet. Yarısını beton bu yol. Köy içlerinde bizim sorumluluğumuzda olan yolları beton yol yapıyoruz. Yerleşim yoğunluğu olan mahalle merkezi noktasında bulunan hanelerin yoğun olduğu yerleşik alan sınırları içerisindeki yerlerimizde bu çalışmaları şu anda devam ediyoruz. Siz mi finanse ediyorsunuz bunu? 3 aydır devam ediyoruz. Biz finanse ediyoruz. Çarşamba Belediyesi bu yıl 20 milyon civarındaki bir parayı köylerimize harcıyoruz. Yüksek Çarşamba Belediyesi olarak. Yani yüksek bir meblağ. Şöyle mukayese edebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde, yani benim görevde bulunduğum yıllardan itibaren, 2004 yılından itibaren karşılaştıracak olursak, bakacak olursak, özel idarenin bizim çarşambamıza ayırdığı miktar 3-4 milyonu aşmıyordu yıllık olarak. Biz sadece şu anda Çarşamba Belediyesi olarak bunun 4-5 katı bir meblağı, 20 milyon civarındaki bir harcamayı bu yıl yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı harcamalar var. Onların yaptığı çalışmalar var. Onlar hariç, onlar ayrı. Grup yollarında yaptığı çalışmalar hariç. Bu iki ayrı ekip halinde bu yüksek kotlu köylerimizdeki beton yol çalışmalarını devam ettireceğiz. Biz bu yaptığımız çalışmaları değişik zamanlarda paylaştığımız zaman, bizim köye ne zaman gelecek, bizim mahalleye sıra ne zaman gelecek gibi taleplere karşılaşıyoruz. Buradan ifade edelim. İzleyiciler bize bu konuyla ilgili taleplerini sosyal medya üzerinden, Twitter ve Facebook adresi üzerinden, değerli izleyiciler, Hüseyin Dündar'a bu sorularınızı iletebilirsiniz. Evet efendim. Evet, buradan ben Çarşamba Belediye Başkanı olarak, bu işi planlayan ve gerçekleştiren ekibin başındaki kişi olarak rahatlıkla ifade ediyorum. Bu yüksek kotlardaki köylerimize, bu 30-32 köyümüzdeki bu çalışmaları bu yıl ve önümüzdeki yıl devam ettirerek planlamamız, hedefimiz 2 yıl içerisinde, önümüzdeki yıl büyük ölçüde bunları tamamlamak, beton yol çalışmalarını bu şekilde devam ettiriyoruz. Bugünlerde önümüzdeki bayram tatilinden itibaren tekrar başlıyoruz. Hedefimiz bu 2015 yılı içerisinde bu 30 köyün yarıdan fazlasını tamamlamak. Mevsim şartları el verdiği sürece de bunu kesintisiz olarak devam ettirmek. Yine bir ekibimiz
beton parke yol çalışması yapıyor köylerimizde. Köy meydanlarını, merkezi noktalarını, cami çevrelerini, köyün ortak alanlarını, uygun yerleri, çocuk oyun alanlarıyla, spor tesisleriyle, yollarla yaptığımız bir belediyecilik modelini, bir mahalle modelini artık köylerimizde biz gerçekleştirmeye, uygulamaya başladık, uygulamaya koyduk. İkinci bir ekip bunu yapıyor. İkinci bir ekip bunu yapıyor. Şu anda Çarşamba'nın değişik yerlerinde devam eden, örneğin geçtiğimiz günlerde Gökçeli Mahallesi'nin meydanında, cami çevresindeki çalışmaları devam ettiren, oradan başka bir noktaya geçen bir parke yol ekibimiz köylerde. Şehir merkezinde, mahallelerde devam eden yol ekiplerimizin dışındaki ekipler Sinan Bey bunlar. Evet. Yani biz bu dönemi, şahsen bu dönemi ben de arkadaşlarımızla birlikte hep ben onu işliyorum, onu gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Biz bu dönemimizi 2014'te başlayan ve 2019'a kadar devam edecek olan bu dönemimizi nasıl ki 2004 yılında Çarşamba'ya belediye başkanı olarak seçildiğimizde Çarşamba şehir vizyonu ve belediyecilik çalışması modeli adı altında ortaya koyduğumuz bir anlayışla bir dosyamız vardı ve biz bunu gerçekleştirdik Çarşamba'da, Allah'a şükürler olsun. Aynısını Çarşamba şehir merkezinde geçtiğimiz iki dönemde ortaya koyduğumuz bu çalışma anlayışını ve performansı tabii ki şehir merkezindeki çalışmalarımızı da aksatmadan ve ihmal etmeden şimdi bu anlayışı ve bu belediyecilik modelini, hizmetini eski köylerimizde, yeni mahallelerimizde gerçekleştireceğiz. 2019'da tamamen bitecek mi? 2019'a kalmadan mahalleli. Allah'ın izniyle 2019'a kalmadan geçtiğimiz yılki köylerimizdeki beklenti ve bakışla bu yıl bizim bu ortaya koyduğumuz çalışmalardan sonraki bakış ve beklenti çok farklı. Müspet anlamda. Bunu artırarak devam edeceğiz. Buna dönük kaynaklarımız hazır, planlamamız hazır, çalışmalarımız, ekibimiz, ekipmanımız buna göre hazır. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu dönemimiz, bizim önümüzdeki 3,5-4 yılımız, Çarşamba'mızın bu köylerinin, Çarşamba Ovası'nın bu önemli şehrin eski tarihi kökleri olan, derinliği olan ve Samsun'da ve bütün Türkiye'de bilinirliği olan, etkileri olan bu Çarşamba'mızın, bu köylerimizin, bu Çarşamba Ovası'nın bu problemlerini, belediyenin vazifesi olan ve bizim de hizmet etmek üzere mükellef olduğumuz, insanımıza biz hizmet etmekle mükellefiz. Bunun için insanımızın talip, karşısındayız, talip. Evet. Bu işe talibiz ve bunun hakkıyla yerine getirmek gayreti içerisindeyiz. Bunları devam ettireceğiz. Bu beton yol çalışması ekibimiz, İki ayrı ekip olarak çalışmalarına bayramdan sonra da devam edecek. Geriye kalan bizim bu 30 köyümüzün dışında kalan köylerimizde, ovadaki köylerimizin de şu anda hemen hemen 55-60 köyümüzde, yeni mahallemizde bu yazın Haziran ortalarından itibaren başlayan ve düne kadar devam eden bayram tatili dolayısıyla ara verdiğimiz asfaltlama çalışmalarımız devam etti yaz boyunca. Mevsim şartları müsait olduğu sürece de bayramdan sonra da devam edecek. Bu şekilde de bir 60 civarında, 55-60 civarındaki köyümüzün her köyümüzde 3 kilometre, 2 kilometre birinci kat, ikinci kat, daha önceden özel idare döneminde bir miktar yapılmış fakat bakımı ve ikinci kat kaplaması gereken yerlerin bakımını ve ikinci katının yapılması, bazı yerlerde hiç stabilize halde bulunan kaplaması yapılmamış yerlerde duruma göre birinci kat asfalt kaplamasının yapılması gibi bu yazın bu şekilde 60'tan fazla köyümüzde şu ana kadar 100 kilometre civarında da bir yolun asfaltla kaplamasını gerçekleştirdik. Çok iyi. Ya bunu da devam ettireceğiz. Şu anlama mı geliyor? 140 küsür mahalle, bunun 30 tanesi sanıyorum şehir merkezinde. Evet. Geriye kalan 11 tanesi şehir 11 merkezinde. 11 tanesi 120 tanenin 100, evet. 60 artı 30, 90 tanesine bir şekilde temas edip
Tabii bütün köylerimizle biz temas ediyoruz Sinan Bey. Yani bu yaptığımız çalışmalar dışında da bizim 3 ayrı ekibimiz de diğer köylerimizde, yani bu beton yol, parke yol ve asfalt yol çalışması yapan, asfalt yol çalışmasını da bir günde 2 ayrı ekiple asfalt yol çalışması devam ediyor. Ova'dakilerden, yani yüksektekilerden evet. Bahsetmiyorsunuz. Evet. Tam bu esnada Ağca Güney Köyü'nde yerlerinde toprak kayması olan bazı kişiler olmuş. Evet. Başkan, bunlar evet, mağdur olmuşlar anladığım kadarıyla. Zararlarımız konusunda bize yardımcı olacaklar mı diye Ferdi Köz evet, sormuş. Ondan da bahsedelim. Ağca Güney'de geçtiğimiz yıllarda, bundan 2 yıl önce bir heyelan durumu olmuştu. O heyelanlı bölgeye daha sonra müdahale edildi. Konutlar yapıldı. Yolda Büyükşehir Belediye'miz tarafından ilk geçtiğimiz yıl iyileştirmeler yapıldı. Şu anda da Ağca Güney'den Şehküven'e doğru Büyükşehir Belediyesi'nin beton yol ekipleri yol çalışmalarına devam ediyor. Ben 2 gün önce Ağca Güney'deydim. 2-3 gün önce. Oradaki çalışmalar devam ediyor. Heyelanlı bölgelerin iyileştirilmesi, dolgularının yapılması vesaire. Diğer çalışmalar da devam ediyor. Onun başka boyutları da var. Yani afetle zararın, ilgili konu olduğu için zararın belediyenin konusunda. Evet, belediyenin dışında ki boyutları var. Evet, onlar tarafından devam eden süreçler devam yani. Ediyor. Yani onlar süreç devam ediyor ama mağduriyet evet, giderilecek evet. Anladığım kadarıyla. Peki efendim. Şimdi bunun dışında yine çarşamba 40 milyon TL'lik muazzam bir yatırımı yine gündemini aldı. Geçen hafta içerisinde bu çok konuşuldu. Gerçekten bu Yeşilırmak kıyı düzenlemesinden ne anlamamız gerekiyor? Arkadaşlarımız şimdi kuş bakışı resimleri de videoları evet. Da bizimle paylaşacaklar ama bu 40 milyonluk yatırımın içerisini biraz konuşalım efendim. Yeni etap kuzeydeki sedde çalışmalarını, doğal yaşam parkurunu ve nehirdeki gezi parkuru evet. Çarşambayı nerede taşıyacak? Evet, ne zaman bitecek bir de yani? Evet, o da çok önemli bir proje. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Ama buna girmeden önce ben deminki mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarla ilgili bir konuyu daha ifade ederek buyurun. Eksik kalmaması bakımından buyurun. Onu da buyurun. Söylemek istiyorum. O buyurun. Da şu, biraz yarım kaldı gibi. Mecburen bir bölgeden başlayıp çalışmamızı ona göre devam ettirmek zorundayız. Araç ekipmanıyla gerek asfalt çalışmasında olsun gerek beton yol çalışması ve parke çalışmasında olsun. Yani çarşambanın, ovanın bir başındaki bir mahallede ayrı aynı gün içerisinde bir çalışmayı yapmak, sonra diğer ucunda yapmak çok doğru ve 60 kilometrelik sağlıklı bir olmadığı için bir bölgeden başlayarak bir şey çalışma güzergahı belirleyerek bunu yapa yapa geliyoruz. Sözümün konuşmamızın başında söylediğim gibi en batıdaki Çınarlık Tekkeköy sınırından başlayarak Terme sınırına kadar batı doğu ekseninde hemen hemen tamamladık. Geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce yol alt temel malzemelerini en son bu güzergahlarda tamamlayarak bitirdiler ekipler. Bayramdan sonra devam edecekler. Giremediğimiz mahallelerimiz var. Bunlarda da çalışmaları devam ettireceğiz. Aynı yöntemle, aynı anlayışla hiçbir mahallemiz arasında ayrılık bir ayrım gözetmeden, böyle şekil bir seçicilik davranmadan böyle şikayetler gelmiyor ama ne zaman gelecek diye şeyler geliyor. Bizim bu ortaya koyduğumuz çalışma şekli görüldükten sonra da o tür şikayetler gelmiyor. İnşallah bütün çarşambamızın geneline ve 140 bin çarşambalıya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu gayret içerisindeyiz. Bunu ifade etmek istedim. Yol çalışması 2019'dan önce de yolla ilgili bütün inşallah. Çalışmaları bitireceğiz. Bitirmiş olacaksınız. Peki hala. Bu özellikle Yeşilırmak projesi. Grup yollarında, ana yollarda Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını devam ettiriyor. O belli bir noktaya geldikten sonra o memnuniyet devam edecek. İnşallah grup yolları da çok önemli. Köyleri şehir merkezine bağlayan belli tabii. Grup yollarımız var. Onlar da devam ediyor. İnşallah bu yolla ilgili çalışmayı bu şekilde devam ettireceğiz. Çok güzel.
Biz de ilgili takip ediyoruz çünkü izleyiciler de bu konuyu merak ediyorlar. Evet. Yol olmadan hiçbir şey olmuyor biliyorsun. Evet. Zaten. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet, Yeşilırmak kıyısındaki çalışmalar dediniz, görüntülerden bahsettiniz. Oraya, evet, bu Yeşilırmak, oraya geçelim isterseniz. Yeşilırmak özellikle bu doğal yaşam parkı, evet, Çarşamba'da bambaşka bir şey oluşturdu. Orada çok mesafeler aldık. Yani 2004, nedir orada? 2004 yılında biz yeni başladığımızda, yani kıyı şehir merkezindeki kıyı Yeşilırmak kıyılarını düzenleyeceğiz. Şehir merkezine büyük bir park alanı, yeşil alan kazandıracağız. Şehir merkezindeki özellikle eski köprünün, tarihi köprünün doğusunda, batısında ve civarındaki kötü yapılaşmayı, nehir yatağı içerisinde kalmış çirkin yapılaşmayı ortadan kaldıracağız dediğimizde, bunlar bir hayal olarak bakılmıştı ilk etapta. Zaten de öyle olması gerekiyor. Önce hayal, sonra gerçeğe dönüşüyor inşallah. Şehir merkezindeki bu çalışmalar tamamlandı şimdi. Yani tarihi köprünün kuzeyinde, güneyinde, Yeşilırmak'ın doğusunda, batısındaki kıyı güzergahının yaya yollarıyla, taşkın koruma setleriyle, oradaki imara aykırı yapıların yıkılmasıyla, eski otobüs garajının, çarşamba garajının kaldırılmasıyla, oraların yeni yollar ve bulvarlar açılmasıyla, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı gibi köprü altlarından geçişlerin sağlanmasıyla birlikte çarşamba merkezindeki kıyı düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Ekranda da gördük, evet. Ve Ada Park gibi önemli, büyük bir yeşil alan park çalışması içerisinde ne kadar güzel olmuş. İnsanlar ne kadar mutlular orada. Gençlik merkezi, spor tesisleri ve diğer donatılarıyla güzel bir su sporları merkezi, spor salonu, piknik alanları gibi güzel bir çalışma. Bu projemiz biliyorsunuz bir yenileme projesi, bir kentsel yenileme projesi olarak geçtiğimiz yıllarda Türkiye ikinciliği ödülü, evet, almıştı. Evet, evet. Böyle bir projeydi. Şimdi bunun yeni etapları olarak 2012 yılında, yani bundan 2-3 yıl önce de biz geçen dönemimizin başlarında planladık. Şehir merkezinden güneye doğru, yani Yeşilırmak'ın menbaına doğru, Ayvacık istikametine doğru 6-7 kilometrelik güzergâhtaki sette çalışmalarını, taşkın koruma yapılarını ve kıyı düzenlemelerini Devlet Su İşleri tarafından, burada hükümetimizin, bakanlığın, ilgili bakanlığın ve bağlı kuruluşu olan DS 7. Bölge Müdürlüğü'nün çok büyük katkıları var, büyük yatırımlar bunlar. Değil mi? İlçe belediyesi olarak bizim ayıracağımız kaynakların çok ötesinde büyük yatırımlar. Ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyor? Yani şu anda yeni başlayan proje yaklaşık 40 trilyonluk bir yatırım. Karayolu Köprüsü'nün, yani Samsun-Ordu Karayolu Köprüsü'nden kuzeye doğru, deniz tarafına doğru yeni bir etabı başladı bu işin. 5 kilometre civarında. İnşallah devam edecek gene. Peyderpey yapılmaya devam edecek. Karayolu Köprüsü'nden şu anda çalışmalarını gördüğümüz çalışma bu. Görüntüler bunlar. Yaklaşık bir aydır ekipler başladı, çalışmalar devam ediyor. Yeşilırmak'ın Karayolu Köprüsü'nün kuzey tarafında da, denize doğru olan kısmında da sağlı sollu taşkın koruma yapıları, yürüyüş yolları, imar yolları, gezinti yolları, çevre düzenlemelerinin yapılması, bu alanların düzenli olarak imara açılması, buna göre konutlaşmanın ve diğer donatıların sağlanmasıyla şehrin kuzey-güney istikametinde Yeşilırmak boyunca büyümeye devam etmesi. Çok bu çok önemli bir proje. Aslında bizim memleketimiz, bizim şehrimiz, Yeşilırmak büyük bir imkan, büyük bir zenginlik bizim memleketimiz için.
Bu geçmişte maalesef başka konularda olduğu gibi bu konuda da çok iyi değerlendirilememişti. Biz şimdi bunu yapıyoruz, bunu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Onun için de çarşamba hızla büyümeye devam ediyor. Çarşambanın konut sayısı artıyor, nüfusu artıyor, cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İnşallah bunu diğer ekonomik ve iktisadi çalışmalarla da destekleyerek gerçekten çarşambadaki gelişmeyi köklü bir hale, sürdürülebilir bir hale dönüştüreceğiz. Bunun gayretleri içerisindeyiz. Çok güzel. Tam bununla yine ilişkili doğal olarak bu hemen peşinden onu getiriyor. Böylesine önemli bir dönüşümü yaşayan bir şehir. Orada da yıllık kişi başı gelirinin Türkiye ortalamasının çok üstünde bir beklentiyi de talebin oluşmasına sebebiyet veriyor. Ve Bafra gibi, Çarşamba gibi Türkiye'nin en kıymetli iki ovasından bahsediliyor. Hala istediğimiz yerde olamadığımız biliyoruz. Bafra ve Çarşamba'nın o en azından o bölgede yaşayan insanların ekonomik düzeyde gelirlerini Türkiye ortalamasının üzerine çekecek projelerin üretilmemesi konusunda bu konuya da el attığınızı biliyoruz. Yani sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını sohbetlerimizde de anlatıyorsunuz. Çarşamba Ovası bir OSB yapılacak. Evet. Bu muhtemelen uğraşıyorsunuz, gıda olsun diye uğraşıyorsunuz. Ama Rusya'da ürünün satıldığı bir OSB olsun istiyorsunuz. Ne zaman bu şehirdeki muazzam dönüşüm, çarşamba için söylüyorum, tarımla ilgili OSB'nin de dolmasına sebebiyet verecek. Orada da müthiş adımlar, büyük adımlar ne zaman atılacak? Evet. Neler yapıyorsunuz o konuda? Evet, teşekkür ediyorum Sinan Bey. Çarşamba bu imkanı içinde barındıran, bu potansiyeli içinde barındıran bir memleket. Bunu hep ifade ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde, yani bu dönem sonunda, yeni dönemimizde biz çarşambada bir OSB'nin kurulmasıyla ilgili projeyi de takipçisi olacağımızla ilgili, çalışmayı başlatacağımızla ilgili taahhüdümüzü ortaya koymuştuk. Biliyorsunuz şeker fabrikası Fuat Çarşamba'da. Değil evet, mi? Geçtiğimiz günlerde oldu. Evet. Çarşamba şeker fabrikası son birkaç yıldır atıl. Üretim yapılmadığı için şeker fabrikasının kendi bulunduğu alanın dışında da şu anda rezerv alan olarak zamanında kamulaştırılmış Çarşamba şeker fabrikasına ait 1000 dönüm civarında arazi var. Bu arazi özelleştirme idaresinin şu anda uhdesinde. Özelleştirme idaresiyle geçtiğimiz yıldan itibaren sürekli görüşmeler yapıyoruz. En son milletvekilimiz Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, diğer vekillerimiz de o anda hazır bulunamadılar ama özelleştirme idaresi başkanımızla geçtiğimiz 2 hafta önce Ankara'da görüşme yaptık. Bu alanın şeker fabrikasının, fabrika binalarının ve müştemilatının bulunduğu alandan ayrılması, ifraz edilmesi ve bu yaklaşık 1000 dönümlük alanın çarşamba OSB kurulmasıyla ilgili devir işlemlerinin başlanılması noktasına kadar geldi inşallah çalışma. Güzel. Yani devir noktasına geldi iş. Evet, Gençlik Spor Bakanımız, Maliye Bakanımızla görüştüler. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, Bakanımız, Ticaret Sanayi Odamız, Borsamızla birlikte biliyorsunuz bu ortak bir proje olarak bir müteşebbis heyetin kurulmasıyla başlayan ve devam eden bir süreç. Bunun memleketimize kazandırılmasıyla ilgili çalışma belli bir noktaya geldi. Şu anda devir aşamasında özelleştirme idaresinden bu arazinin 1000 dönümlük bu arazinin çarşamba organize sanayi bölgesi kurulması için alınması, organize sanayi bölgesi yatırımcı heyetinin oluşturulması ve sürecin devamı gibi bir çalışma şekli var önümüzde. Bunu devam ettiriyoruz şu anda. Nasıl, öngörünüz nedir? Bu devir ne zaman gerçekleşir? Orada
fabrikalar ne zaman oluşur? Önümüzdeki inşallah bu dönemde, yani bu birkaç yıl içerisinde, bir iki yıl içerisinde bunun altyapıları sağlanır. Yatırımcılar, doğru yatırımcılar gelir. İnşallah devam eder. Memleketimizin önündeki gelişme, istikrar da devam eder. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin kalkınması hamlesi ve 2023 vizyonunun gerçekleştirilmesiyle ilgili hedeflerini sağlamaya dönük çalışmalar devam eder inşallah. Çok biz güzel. Buna inanıyoruz inşallah. Biz de inanıyoruz çünkü hem çarşambanın buna ihtiyacı var, hem Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Özellikle orada Çarşamba Ovası'nın tarım girdisi anlamında yaratacağı katkı, herkesin dört gözle beklediği bir katkı olarak önümüze duruyor. Evet, çok büyük katkı sağlayacak inşallah. Evet. Şimdi sokak röportajları var. Siz bu çalışmaları yaptınız. Halk, vatandaş bu yapılan çalışmalara nasıl baktı? Bunu bir izleyelim. Sonrasında bir 5 dakika daha zamanımız kaldı. O 5 dakikanın içerisinde de birkaç konu başlığı daha var. Onlarla ilgili de sizden bilgi isteyeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, arkadaşlarımız şimdi çarşambada yapılan çalışmalara vatandaş gözüyle sokakta nasıl bakılıyor? Bunu bizlerle paylaşacaklar. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok yanıyorum. Şükür olsun. Peki başkan hakkında neler söylemek isterdiniz? İyiliğini söyleriz yani. İyi bir insan, iyi bir çalışkan bir insan. Çalışıyor. Görevini hakkıyla yerine getiriyor. Başkanlığı oturduğu sürece de sürekli kazanır. Teşekkür ederiz. Başkan hakkında ben İstanbul'dan da çarşambanın gidişatı çok güzel. Ben memnunum. Süper. Her şey yerli yerine çok güzel. Yani. Sayın Başkan, Allah razı olsun. Başkanla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Başımızın tacı, Allah razı olsun. Seviyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok güzel. Başkanımız yoluna devam etsin. Yani yapmış olduğu şeylerden dolayı gerçekten memnunuz. Memnun musun? Memnunum abi ben. Başkanın için neler söylemek ister? İyi abi, çok güzel abi. Baksana her taraf bolluk, bereketlik. Her taraf bolluk, bereketlik abi. Yani, kolay gelsin. Sağ ol. Tayyip Erdoğan'ımıza Allah sağlık versin, Allah yardım etsin. Teşekkür ettik. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizinle gurur diyorum. Çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Peki başkan hakkında neler söylemek istersin? Başkan altında Allah razı olsun diyorum. İyi çalışıyor. Güzel yaptı. Çarşambayı iyi yaptı. Memnun musunuz? Şu anda çok çok memnunum. Kim memnun değilse de gelsin burada konuşsun. Ben gerçekleri her zaman konuşmaya varım. Çarşamba Belediyesi çok memnundur. Köylüleri işte hizmeti almıştır. Yollarını yapıyor, sularını, atlarını değiştirdi. Yani şu anda hiçbir sıkıntı yok belediye başkan hakkında. Söylenecek bir laf yok yani onun hakkında. Ne söyleyeyim yani? İyiliği var. Yani kötülüğü yok. Şu anda gayet memnunuz yani Çarşamba Belediye Başkanımızdan. Artı bir de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yayılmaz'dan da memnunuz. Katkılarından dolayı teşekkürler. Memnunum. Vallahi ben İstanbul'da oturuyorum ama memnunum. Ne kadar? Başkanın iyi olduğunu duydum. Çok iyi birisi. Köylere yolları onarıyor. Beğendim kendimi. Memnun musun? Çok memnunum. Allah razı olsun. Peki başkan hakkında neler söylemek ister? Çok iyi bir insan. AK Parti'de bütün belediye başkanları hepsi çok iyi. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'li. Bizim akrabamız geldi. Kaç senedir gelmemişti. Çarşambamızı görünce şaştı kaldı. Ne dedi biliyor musun? Biz dedi AK Parti'ye oy vermedik ama bu adamla bu işi biliyor dedi. İnanın bile yani. Memnun musunuz? Çok memnunum. Başkan hakkında neler söylemek isterim? Başkanın hakkında yani çok iyi niyetli olduğunu söylüyorum. Milletten halka iyi hizmet ettiğini söylerim. İyi buluyoruz. İyi biliyoruz belediye çalışmaları köyde çok iyi çalışıyor. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyoruz. Ada parkımız muhteşem. Başkanımız iyidir yani. Her şey iyi gidiyor, bilmiyorum. Her şey güzel. Memnun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Belediye başkanımızın, Çarşamba Belediye'mizin yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Çarşambamıza yeşil alanlar, park yerleri, insanların rahat gezebileceği çok güzel şeyler yaptı. Kendisinden şahsım adına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyebilirim.
Çarşambamız çarşamba oldu diyebilirim yani. Çarşamba Belediye Başkanımız çok iyi bir insan, güler yüzlü bir insan. Kendisini sevdiğimiz, saydığımız güzel bir insan. Yani diyebilecek olduğum bunlar. Çok memnunuz kendisinden. Allah razı olsun. Yani güzel bir insan. Evet, Hüseyin Dündar'ın açıklamalarının dışında Çarşamba'da bu yapılan çalışmalar nasıl karşılık bulmuş? Tarihi Köprü'de bu değerlendirmeleri Sinan Güven'le birlikte sizlere ulaştırdık. İzleyicilerin, vatandaşların yaklaşımları bunlar efendim. Genel manada yapılan çalışmalarınızla ilgili olumlu bakış evet. açıları var. Bu arada sosyal medya hesapları üzerinden de konuyla ilgili açıklamalarınızla ilgili değerlendirmeler evet. geliyor. Teşekkür ediyorlar. Ben de milletimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her dönemde onların karşısına çıktığımızda hep bize destekle, hem de artan bir destekle hep bizi desteklediler. Çoğunlukla teşekkür ediyorlar. Eski ve yeni halini bildiğimiz için diyorlar. Ulaşım sorunu ile ilgili bir soru vardı. Bunu da arada sorduk. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. bu konuyu çözmesiyle ilgili. Evet, otobüslerle ilgili zannedersem. Evet. evet, bir soru vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin uktesinde bu. Bunun dışında karayolunda özellikle estetik anlamda Çarşamba'yı biraz daha dönüştürmek adına dış cepheyle ilgili bazı çalışmalar Böyle bir çalışmamız var. Geçtiğimiz yıl kararını almıştık bunun. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu ilgilileriyle paylaşacağız. Böyle bir çalışmaya girmek istiyoruz. Çarşambamızın batıdaki sanayi kavşağı girişinden başlayıp doğuda Kavaktepe kavşağına kadar karayolu güzergahı boyunca sağlı sollu oradaki yolların, çevrenin düzenlemesinden tutalım da binaların cephelerinin iyileştirilmesi, bina sağlıklaştırma çalışması denilen bir çalışmayı çalışma yapacaksınız. Çarşamba'da ortaya koymak istiyoruz. Bununla ilgili kararlarımızı aldık, meclis kararlarımızı aldık. Bununla ilgili görüşmelerimizi yapacağız ilgililerle, bina sahipleriyle ve bu çalışmayı kısa sürede yapmak istiyoruz. Çünkü Çarşamba Yeşilırmak boyunca kuzey-güney hattında derinliğine gelişmiş bir yer. Karayolu istikametinden bakıldığı zaman eski yapılar, dış cephesi yapılmamış, sıvasız, dökük, yer yer metruk terk edilmiş yapılarla buradan ibaret bir şehirmiş gibi bir algı var. Halbuki Çarşamba büyük bir ilçe merkezi olarak da büyük bir yer. Yapı stoku ve zenginliği itibariyle de karayolu güzergahındaki o görüntüden ibaret bir yer değil. Bu algının değişmesi için bunu yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz. Bu artık günümüz belediyeciliğinin, şehirciliğinin de bir gereği olarak bunu yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmaları başlatacağız. Başlatacaksınız. Bu aynısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı da. Evet, belli yerlerde şehre kadar kararları alındı. Kararları alınmış. Bunun güzel örnekleri var. Var. Alternatif bunu, şehir girişi evet, de yine bununla ilgili bir şey. Bu da gene bununla da bağlantılı bir şey. Bizim geçtiğimiz yıllarda kararlarını aldığımız, imar planlarını yaptığımız ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı ile protokollerini imzaladığımız bir çalışmamız vardı 2014 öncesinde. 2014 Nisan'da yeni dönemde geniş caddelerin Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesine geçmesiyle birlikte bu yetki Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıl dan itibaren buranın çalışmasını ele aldı, başlattı. Geçtiğimiz yıl altyapının yapılması, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapılmasıyla ilgili bazı çalışmalar oldu. Şu anda onlar tamamlandı. Yol dolgularının ve kaplamalarının yapılmasıyla birlikte batıda sanayi kavşağından, Ayvacık yol ayrımından itibaren başlayacak ve istasyon caddesi boyunca eski tren yolu hattı boyunca devam edip Kız Meslek Lisesi'nin bulunduğu bölgeden
Yeşilırmağa çıkacak. Oradan da bir köprüyle Doğu Yaka'ya bağlanıp Doktor Orhan Atılgan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Doktor Orhan Atılgan Caddesi yoluyla Kavak dibine kadar devam edecek olan karayoluna paralel yeni bir şehir girişi ve yeni bir aks oluşturacağız. Bu aynı zamanda o bölgelerin imar uygulamalarının yapılması, yeni yapılaşmaların sağlanması, yeni konutların, yeni ticaret alanlarının oluşması ve şehrin gelişmesine, oradaki arazilerin arsaya dönüşmesine ve yapılaşmasıyla birlikte de güzel bir şehircilik çalışmasının örneğini görebileceğiz. Örneğini alternatif şehir girişi. Evet, evet. Bunu yapacağız. Bu ne zaman? Şu anda başladı. Yani tamam, devam ediyor. Olur, Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu anda altyapı ve yol çalışmalarını devam ettiriyorlar. Önümüzdeki yıl içerisinde bunu büyük ölçüde gerçekleştireceğiz. Tamam, 2016 sene içerisinde. Bir Yeşilırmak üzerine imar planında işli olan bir köprü meselesi var. O köprüyü de bağlayarak Doğu Yaka ve Batı Yaka bağlantılarını sağladığımız zaman Kavak dibinden Beylerce'ye kadar şehre yeni bir alternatif bir giriş ve bir aksı oluşturmuş olacağız. Doğu tarafta Göceli mezarlığına doğru Orhan Atılgan Caddesi'nin devamındaki imar uygulamasını ve yol açma çalışmalarını bizim dönemimizde ilçe belediyesi olarak biz tamamlamıştık Büyükşehir uygulamasından önce. Oradaki yolun kaplaması ve yolun bağlanması işi, bunlar devam ediyor şu anda. Ekipler çalışıyor. Yine bunun bir parçası olarak Terme Caddesi'ni okullar bölgesinden Salı Pazarı yoluna bağlayacak ve yeni Salı Pazarı Köprüsü ve bağlantısı yoluna bağlayacak Çay Mahallesi'nin arka tarafından şehri adeta kuşaklayarak Terme Caddesi bağlantısıyla Kavak dibine kadar ulaşacak bir yol çalışmamız var. Burada da çok kısa bir imar uygulamasıyla ve birkaç noktada 2 veya 3 kamulaştırmayla açılacak bir çalışmamız vardı. Bu da 2014'ten önce bizim planladığımız ve geçtiğimiz yıl itibariyle de Büyükşehir'in yetkisine giren bir konu haline geldi. Bu da sağlandığı zaman Doğu Yaka'da Salı Pazarı'ndan, Salı Pazarı bağlantı yolundan ve yeni yapılan toplu konutların olduğu bölgedeki köprüden ve bağlantı yolundan itibaren batıdan doğuya doğru ilçe merkezinin çevre yolunun sağlandığı bir çalışmayı ortaya koymuş olacağız. Ve o bölgelerin de imara açılması ve gelişmesinin sağlanması olacak. Bunlar da 2016'ın sonunda İnşallah önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Görüştüğümüz, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte görüştüğümüz, ifade ettiğimizde konular. Yine başka bir konu ama bunu da ifade edelim program aracılığıyla. Son bir önemli. Dakikamız. Evet. Bizim devlet hastanesi işimiz var. 2-3 yıldan beri gündemde olan, inşaatı duran, müteahhidi bırakan evet. En son geldiğimiz nokta itibariyle 200 yataklı inşaat olarak başlamıştı. Şu anda 250 yataklı proje revizyonu geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Yeni üniteler ve ilavelerle birlikte 250 yataklı Çarşamba Devlet Hastanesi önümüzdeki ay, Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılıyor. İhalesi. Toplu konut dairesi tarafından. Son geldiğimiz nokta bu. İnşallah kesintisiz bundan sonra bildiğim kadarıyla da bir 500 günlük yapım süresi planlanıyor. İnşallah Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldığı yerden devam edecek. Bu kesintinin de İnşallah böyle projenin 200 yataktan 250 yatağa çıkması, yeni ilaveler yapılması gibi de bir iyiliği, hayrı dokunmuş olacak. Oldum. Şimdi anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum, çok hızlı gelişiyor. Çarşamba'nın böyle bir devlet hastanesine de ihtiyacı var. Evet. Umarım bu konuda da başarılı olursunuz. Sadece son bir dakikamız, sporla ilgili de ismini Çarşamba duyurdu.
bir şampiyonluk aldı. Ondan da bahsedelim. Evet. Yeni salon müjdesi vereceksiniz. Onunla stadyumu taşımıştık. Geçtiğimiz yıllarda yeni stadyumu Ayvacık yolu kenarına şeker fabrikası karşısına yapmıştık. Hemen onun yanında yine planladığımız spor alanı içerisinde 2000 kişilik spor salonu inşaatında Gençlik Spor Bakanlığımızla yaptığımız protokol gereğince biz yapıyoruz Çarşamba Belediyesi ile. Mali desteğini Gençlik ve Spor Bakanlığımız veriyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde spor salonu inşaatımızı tamamlıyoruz. Eski spor salonunu karayolu kenarında yeni alışveriş merkezi ve konutlarımızın bulunduğu Vefa alışveriş merkezimizin kenarında karayoluyla o arada kalan eski Mustafa Dağıstanlı spor salonunu, mevcut salonumuzu yıkıyoruz. Orayı kaldırıyoruz. Karayoluyla o aradaki bağlantıyı açıyoruz. 2000 kişilik yeni spor salonumuz 1-2 ay içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Son çalışmaları yapılıyor. O bölgede yeni stadyumdan sonra çarşamba yeni spor salonuna da kavuşmuş olacak. Bu arada demin üniversite bahsinde konuşurken ifade etmemiz gereken üniversitemizin bu yazın kampüs alanına iki yeni inşaatı oldu, iki yeni çalışması oldu. Bunlardan birisi öğrenci yemekhanesi, kafeteryanın yer aldığı sosyal tesis inşaatıydı. O hızla devam ediyor. Yine Sosyal Bilimler Fakültesi'nin tamamlama inşaatını da üniversitemiz, rektörlüğümüz önümüzdeki ay ihalesiyle onun tamamlama ihalesini, ikma ihalesini yapıyor. Bu da çarşambamıza hayırlı olsun diyelim. Çok üniversite bahsinde geçen konu. Programı tabii sonlandırmaya çalışıyoruz ama çok büyük bir ilçe ve hayata geçirilen projelerin sayısı fazla olunca konu başlıkları halinde yatırıyoruz ama olsun. Biz biraz zamanımızı aştık. Daha sonraki programlarda daha detaylı bu iyi haberlerinizi de izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yarın Kurban Bayramı. Bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Büyüklerimizin, küçüklerimizin, gençlerimizin, bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ve tekrar sizlere, Haber Medya ailesine de hayırlı bayramlar diliyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. İyi ki geldiniz. Bize çarşambada ne oluyor, ne bitiyor böyle bir ufuk turu yaptırdınız. Teşekkür ediyoruz ayağınıza. İyi ki siz geldiniz efendim. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz size. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar konuğumuzdu. Arkasından Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül efendim konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara veriyoruz efendim.